وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا Tefrikaya düşmeyin. Sonra bak iki şey söyledi. Bir, Allah'ın ipine sarılacaksın, Kur'an'a sarılacaksın. İki, ayrılmayacaksın, ümmetten ayrılma. Büyük cemaati terk etme. Üç, imanı kurtarmanın yolunu söylüyor Allah Teala. Üç, وَذِكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Zikredin, hatırlayın. Allah'ın sizin üzerinize vermiş olduğu nimetini hatırlayın. Onu anın, ondan bahsedin. Allah size ne nimetler vermişse bunu anlatın. Devamlı surette her tarafta bunu yaymaya çalışın. Allah bize böyle nimetler verdi. Böyle bir yaşam verdi. Gözlerimiz görüyor, aklımız çalışıyor. Bunları anlatın. Bu üç maddeyi yerine getirirseniz son nefeste imanla gidersiniz. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Amin. İşte ölçü bu. Bu ölçüleri yerine getir. Kurtulursun. Ama sen hem bu ölçüleri yerine getirmiyorsun, hem İslam'ın hükümlerini yerine getirmiyorsun, hem de diyorsun ki ben nefsimi terbiye etmek istiyorum. Nefsi terbiye etmenin İslam'dan başka bir yolu yok. Ritüeller yaparak nefsi terbiye edemezsin. Budist tapınaklarına giderek nefsi terbiye edemezsin. İslam'dır. Nefsi terbiye etmenin tek yolu İslam'dır. İmam Rabbani Hazretleri'nin sözlerini getirdim. Bakın ne diyor? Nefsi emmare, hiç kimsenin emri altına girmeyip herkese emretmek ister. Biliyorsunuz hepimizde nefsi emmare denen bir düşman var içimizde. Akıl burada, nefsi emmare burada. Akıl diyor ki Allah'a kulluk yapmamız lazım. Nefs diyor ki hayır, kulluk yapma, gününü gün et, eğlen, keyiflen, makara yap, alay et. Nefs şeytana çekmeye çalışıyor. Akıl nefsi secde etmeye zorlamaya çalışıyor. Çünkü ezelde secde etti. Ama dünyada başıboş kaldı, secde etmek istemiyor. Hani üniversiteye farklı şehre giden gençlerimiz var biliyorsunuz. Anasının babasının yanında ağzına bir dal sigara koymamış. Anasının babasının yanında bir kadeh içki içmemiş. Ama üniversiteye başka bir şehre gidiyor. İkinci gününde ağzına sigara koyuyor. Yanına içki şişesi koyuyor. İkinci günü ya. Anası babası başında yok ya. Hesap soracak kimse yok. Kokusunu kontrol edecek kimse yok ya. Hemen bir gevşeme, bir rahatlama. Hemen İslam'a karşı hareketler yapma. O gevşeklik, o rahatlık nefsin hoşuna gider. Hemen isyan bayrağını kaldırır. Biz de dünyaya geldik. Ezelde Allah'a söz verdik ama dünyaya bir geldik bir baktık. Aa, günah işlediğimiz zaman başımızdan aşağı bir şimşek falan da düşmüyor. Dedik bir rahatlama, bir gevşeme. Günahlar peşi peşine işlenmeye devam etti. Kayıt altına alınıyor. Allah sabırdır, sabreder. Yaptığın bütün günahları kayıt altına aldırıyor. Ayetler ve hadisler bu delillerle dolu. Sen nasıl bu kadar kendini güvence altında düşünüyorsun, düşünebiliyorsun? Nasıl Allah'tan korkmuyorsun? Nefsi emmare herkese emretmek istiyor. Herkes lider olmak istiyor. Emreden bir nefis. Nefs beden, o bedene de emretmek istiyor. İbadetten uzaklaştırmak istiyor. Ama Allah ne istiyor? Nefsi emmarenin, yani emreden nefsin, emir alan nefis olmasını istiyor. Kimden? Kendisinden emir alacak. Seni kim yarattı ey nefs? Allah yarattı. O zaman emirleri Allah verir. Hükümleri kim koyar? Bu dünyayı kim yarattıysa hükümleri o koyar. Anan baban değil, sen değil. Bu kainatı kim yarattı? Sana bu dünyayı yaşam alanı olarak kim verdi? Üzerinde sahip olduğun nimetleri, bu mekanizmaları kim verdi sana? Allah verdi. O zaman hükmü o koyar. Kanunları o koyar, ona itaat edeceksin. Olay bu. Yine İmam Rabbani şöyle diyor. Nefsi emmareyi yıpratmak, azgınlığını önlemek için dine uymaktan başka çare yoktur. İstiyor musun o nefsi kırmak, o nefsi ezmek, secde ettirmek istiyor musun? İslam'a uymaktan başka hiçbir yolu yok bunun. Hocam ben çok az yiyerek onu cezalandırmak istiyorum. Hayır. Budist rahipleri de çok az yiyor ama küfürleri artıyor. Budistleri bilirsiniz, çok az yerler. Günde 30 tane zeytinle, 20 tane zeytinle günü kapatan Budist rahipleri vardır. Nefislerini parlatmak için, azgınlıklarını azaltmak için onu terbiye etme yöntemleri az yemek ve az içmek. Ama İslamiyet olmadığı için o 20 tane zeytin yiyen yumuşak, kel kafalı, Buda'ya tapan o Budist Müslümanları canlı canlı yakıyor. Canlı canlı Müslümanları yakıyor. Tek olan Allah'a iman ettikleri için. Ne kadar kibardınız siz ya, ne oldu ya? Rahipler. Budist rahipleri. Çok kibardınız, çok naiftiniz, inceydiniz siz. Ne oluyor bu canlı canlı insan yakma olayı? Hollywood'dan mı geldin oğlum sen? İnsan yakma nedir ya? Bizim Buda'mıza tapmazsanız ölümle cezalandırılacaksınız dediler. Binlerce Müslümanı canlı canlı yaktılar.
Arakan'da, Myanmar'da Budistler. Nefsi terbiye etmenin yolu İslam'a uymaktır. Bu İslam'a uyduğun zaman, başına bela geldiği zaman bile hayra yorarsın. Allah şu anda beni sınav ediyor. Bu belanın hemen akabinde bana güzel nimetler verecek demektir. Gerek dünyada gerekse ukbada. Kaliteli bir mümin hemen böyle anlar. Cahil bir mümin de der, ya bu musibet bana niye geldi ya? Neden? Yani ben mi olmak zorundaydım? Bu cahil müminin işidir. İmam Rabbani, Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Çok büyük Allah dostlarından bir tanesi. Büyük bir İslam alimi. Hapse atıldı. 3 yıl boyunca bir kalede hapsedildi. Binlerce mahkumun içeride olduğu, insan öldürmekten içeride olan, gasp etmekten, hırsızlıktan içeride olan, katillikten içeride olan binlerce mahkumun içine İmam Rabbani'yi attılar. Neden? Kendisini çekemeyen birkaç hoca. İftiralar atıyor, dini değiştirmeye çalışıyor, şudur budur, sultanın aleyhine çalışıyor diye sultanı gazlıyorlar. Sultan da İmam Rabbani'yi alıyor, hapse attırıyor. 3 yıl boyunca hapiste kalıyor. Şimdi bu bir kötü bir şey midir? Hapse girmek kötü bir şey midir? Bir musibet midir? Musibettir. Kötü bir şey, kötü bir şey deme. Musibet, musibet demek aynı zamanda sınav demektir ama kötü bir şey deme. Olur ki bir şey hoşunuza gitmeyebilir. Onun sonucunda hayır vardır. Olur ki bir şey çok hoşunuza gider, çok severseniz, onun sonucunda sizin için şer olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Bu ayet-i kerimedir. Şimdi bir insanın hapse girmesi, bir alimin, koca bir alimin hapse girmesi kötü gibi görülüyor değil mi? İmam Rabbani sebebiyle hapisteki binlerce insan Müslüman oldu. Tövbe etti. Hayırlı, salih birer mümin oldular. İmam Rabbani'nin çoğu talebesi oldu. 3 yıl sonunda sultan vefat etti. Yerine gelen sultan hemen dedi, ilk işim imamı çıkartın. Ona zulmediliyor. O devlet aleyhine çalışmaz. İnsanların iyiliği için çalışmaktan başka hiçbir şey yapmaz. Hemen İmam-ı Rabbani'yi çıkartın dedi. İmamı çıkarttılar. Çıktığı zaman ne dedi imam? Allah o sultanın belasını versin, yazıklar olsun, cehennemin dibine girsin falan. Bir tane beddua yok, bir tane söz yok. İmamın sözlerine bakın. Allah-u Teala manevi olarak bana çok büyük mertebeler nasip etti. Bugüne kadar beni hep cemal sıfatıyla terbiye etti. Okşayarak terbiye etti. Ama bu bulunduğum manevi mertebelerden daha üste beni çıkartabilmesi için celal sıfatıyla da terbiye etmesi lazım gelirdi. Celal yani musibet sıfatı. Allah-u Teala bazı kullarını musibetler vererek, sınavlar, imtihanlar vererek terbiye eder. Manevi derecelerini arttırır. Hiç farkında olmadan. O dereceleri beni çıkartmak için Allah-u Teala başıma bu musibeti verdi. Ben de sabrettim. Ve neticede Allah-u Teala beni özgürlüğüme kavuşturdu. İçerideki binlerce insanın hidayetine vesile kıldı. Rabbime sonsuz kere şükürler olsun. Bakın şu kaliteye bakın. Şu imandaki kaliteye bakın.